Onları bir gün değil, her zaman sevelim ve koruyalım, sahip çıkalım. Dün 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'ydü. Ankara'da bir etkinliğe gideceğiz şimdi. Onlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hassas burunları ve uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası. Bugün Dünya Hayvanları Koruma ve Sevme Günü. Onlar da Ankara'da bir alışveriş merkezine geldiler ve burada vatandaşla bir araya geldiler. Narkotik köpekleri nasıl olur sorusunun yanıtını buldular. Bizim de şu anda konuğumuz Köpek Eğitim Merkezi Komiser Yardımcılarından Merve Hilal Yıldız. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve kucağınızdaki misafirimizle birlikte başlayalım aslında. İlk sorum, her köpek narkotik köpeği olabilir mi? Her köpek narkotik görev köpeği olabilir. Ama bunun için belli başlı görev özelliklere haiz olması lazım. Bunların başında ırk özelliklerini taşıması lazım köpeğimizin. Ve oyuncu olması gerekiyor. Topla oynaması, bez parçasıyla oynaması köpeğimizin oyuncu olduğunu gösteren belli başlı şartlardandır. Peki Merve Hanım, bu özellikleri taşıyor ve narkotik köpek eğitim merkezine başvuruda bulunuldu. Ondan sonrasında nasıl bir eğitimden geçiyor köpekler? Daha sonra yoğun bir eğitim programına alınıyorlar. Eğitimleri zaten 45 günden itibaren başlıyor. Farklı branşların farklı süreleri oluyor eğitimler için. Daha sonra eğitimi tamamlayan köpeklerimiz 81 ile görev köpeği olarak atanıyorlar. Narkotik köpekleri göreve atandı ama halk arasında da sürekli olarak dile getirilen bir şey var. O da narkotik köpeklerinin aslında uyuşturucu maddeyi bulmasının nedeninin uyuşturucuyla haşır neşir olmaları ve uyuşturucu kullandırtıldığı yönünde. Bu bilinen şey gerçek midir? Bunun doğruluk payı var mı? Tabii ki de böyle bir şey yok. Yanlış bir bilgi. Biz Pavlov'un klasik şartlanma denilen yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntemde aslında köpek oyuncağını arıyor. Yani madde aramasıyla hiç haberi bile yok. O oyuncağını arama peşinde. Oyuncağını bulduğu için de mutlu oluyor bu aramanın sonunda. Onlar için her görev bir oyun. O oyunla da onlar uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyorlar. Aslında kucağınızda da minik bir dostumuz var. O narkotik köpek eğitim merkezine hibe edilen bir köpek. Evet. Henüz bir adı da yok. Göreve başladı mı? Evet. Köpeğimizin eğitimi başladı. Yavru eğitim ünitesinde eğitimleri yoğun bir şekilde başladı. Sosyalleşmesiyle başlıyor ilk eğitimleri. Sosyalleşme de insanlarla iç içe olmasıyla başlıyor. O yüzden onu da buraya getirdik 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Köpek Eğitim Merkezi'nde işte köpekler böyle eğitiliyor ve şu anda da alışveriş merkezi içerisinde köpek gösterisi var. Onlar burada Ankaralıları aslında unutulmaz, tarifi olmayan bir görüntü sunuyorlar ve burada bulunan alışveriş merkezinde bulunanlar da o köpeğin yapmış olduğu gösteriyi fotoğraf makineleriyle, cep telefonlarıyla kaydediyorlar. İlk başta oturma eğitimi, sonrasında ise topla oynama ve oyun eğitimi yapılıyor. Aslında bütün narkotik köpekleri demin konuğumuzun da söylediği gibi onlar bir oyun peşindeler ve oyuncaklarını arıyorlar. Her operasyon onlar için bir oyun demek diyelim ve sözü yeniden sizlere, İstanbul'a bırakalım.